Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bu videomda sizlere Dark Evopet R9722 R9722 modeli ROM atmayı göstereceğim. İlk önce Dark'ın destek sayfasından imajını indiriyorsunuz arkadaşlar. İmajını indirdikten sonra gördüğünüz gibi bir USB kablomuz. USB kablosunun bir ucunu takıyorsunuz. Taktıktan sonra tablete bağlarken tabletinizin ses açma ve ses kısma tuşları, ses açma ve ses kısma tuşlarına ikisine birden basılı tutarak, ilk önce ikisine birden basılı tutuyorsunuz tabletiniz kapalıyken, ardından USB soketinizi takıyorsunuz. Bilgisayarınızda şurada gördüğünüz gibi, şöyle göstereceğim, ROG USB Device diye bir cihaz gelecek. Bunu sağ tıklayıp sürücü yazılımını güncelleştir diyorsunuz. Buradan biz indirdiğimiz yerden göstereceğiz. Belgelerde değil, pardon, özür diliyorum. İndirilenler klasöründe. Biraz bilgisayarımız karışık. RK Tool. Gördüğünüz gibi RK Tool diye bunu indiriyorsunuz. Şurada driver var. 64 bit Windows 8 seçtik. Tamam, zaten yüklü. Burada gördüğünüz gibi. Tamam. Yazılımımız yüklü. Şurada Batch Tool programını çalıştırıyoruz. Batch Tool programını çalıştırdığımızda bir saniye. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir müşterim gelmişti. Şimdi gördüğünüz gibi cihazımızı gördü. Yeşil simgemiz yanıyor. Şimdi buradan İndirilenler klasörüne gideceğiz. Şuradan masa üstünden bilgisayarımızda indirilenler klasöründen R9722 imajını seçiyoruz. İmajı seçtikten sonra arkadaşlar, bakın zaten ben şimdi size hem videoyu çektim hem de buradan sayfadan göreceğiz. İmajı seçtikten sonra, şimdi biz de emin olalım, yanlış bir şey yapmayalım. İmajı seçiyoruz. İmajı seçtikten sonra gördüğünüz gibi upgrade. Bazı şeylerde switch'e falan basılıyor, işte raster'e falan basılaraktan şey yapılıyor. Biz burada direkt upgrade'e basıyoruz. Şu anda kesinlikle USB soketleriyle oynamıyorsunuz arkadaşlar. Bırakın olduğu gibi dursun. Şu anda yazılımımızı yüklüyor. Şurada flash'ım açık. Daha net görün diye şey yaptım ama ekrandan parlıyor. Gördüğünüz gibi yazılımı şu anda yüklüyor. Yazılım yükleme işlemi bittikten sonra tabletiniz biraz geç açılabilir. Sıkıntı yapmayın. Bu işlem sırasında kesinlikle bağlantıyı koparmıyoruz. Bu işlemi yapmadan önce en başta söylemeyi unuttum. Bu işlemi yapmadan önce kesinlikle tabletinizin şarjını full doldurun. Full dolu olmasına dikkat edin. Takıldığınız yerlerde arkadaşlar bize videonun altından yorum atın. Bilgisayarınıza uzaktan yardım programlarıyla bağlanaraktan size yardımcı olmaya çalışırız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hepinize kolay gelsin.